Meclis Başkanlığı'na bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren ve yeni vergi maddeleri ihtisas edeceğimiz bir kanun teklifini veriyoruz. 45 maddeden oluşan bir kanun teklifi olacak bu. Bu teklifimizin önemli hususlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dijital hizmet vergisi ismi altında yeni bir vergi ihtisası bu teklifimizle beraber önerilmektedir. Burada belli koşullar aramaktayız. Dünya genelinde 750 milyon euro ve Türkiye'de 20 milyondan fazla hasılat elde eden ve bu hasılatlar her türlü reklam gelirleri, içerik satışları, oyun, müzik vesaire gibi ve mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden %7,5 oranında belirlenmiş durumdadır. Aynı şekilde dünyada pek çok ülkede uygulaması olan, bizim de bu teklifimizle beraber kanunlaşması halinde uygulamaya girecek olan konaklama vergisi ihtisas etmiş olacağız. Konaklama vergisinin oranı %2'dir. Hasılat üzerinden %2 olacaktır. Konaklayan kişilerden alınacaktır. Bu yıl için %1 olarak uygulanacaktır. Yani 2020 için. 2021 yılı içinde %2 olarak ve sonrası için %2 olarak uygulanacaktır. 2020'nin Nisan başında bu vergi müessesesi yürürlüğe girecektir. Bu arada belli başlı işte öğrencidir, kamu misafirhaneleridir, diplomatların kaldığı yerler, bunlar istisna olacaktır. Yine değerli basın mensupları, kamuoyunda gelir vergisiyle alakalı bazı şeyler yazıldı, çizildi. Bununla alakalı da gelir vergisi üst dilimini %35'ten %40'a çıkartmayı teklif ediyoruz. Yani 500 bin ve yukarısında kazanç elde edenler %40 oranında gelir vergisi vereceklerdir. Aynı şekilde spor hakemlerinin elde ettikleri kazançlar biliyorsunuz gelir vergisinden istisnaydı. Bu istisnayı da kaldırıyoruz. Esas sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarını 500 bin Türk lirası ile sınırlı tutmayı teklif ediyoruz. Yine 500 bin Türk lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyor ve beyanname verme imkanı getiriyoruz. Değerli basın mensupları, aynı şekilde değerli konut vergisi isminde yeni bir vergi ihtisasını da bu kanun teklifiyle meclis başkanına vermiş olacağız. Burada 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında konut değeri olanlar yıllık 1/3 oranında, 7,5 ile 10 milyon lira arasında konut değeri olanlar 1/6 oranında, 10 milyon üzeri konut sahibi olanlar ise yıllık %1 oranında değerli konut vergisi kanun teklifimiz yasalaşırsa vereceklerdir. Yine lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat olan oranı %15'ten %20'ye çıkarılıyor. Aynı şekilde otomobil özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit, giderleştirebilecekleri üst limit 5500 Türk lirası olarak teklif edilmektedir. Burada yaptığımız gözlemlerde şirket sahipleri şahsi kullanımları için araçlar kiralamakta ve bunları şirketin üzerine almakta ve bunun bütün giderleri şirket tarafından karşılanmaktaydı. Burada ortalama ticari faaliyette kullanılabilecek olan binek araçların 5500 lira ile sınırlandırılmasını teklif ediyoruz. Üstünde araç kiralanabilir mi? Tabii ki kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek. Yine değerli basın mensupları, kambiyo muamelleri vergi oranı 1/1'di. Bunun 1/2'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz ve döviz hesaplarından elde edilecek olan faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı %15'ti. Bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini kanun teklifi içerisinde öngörülmüş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevk ettikten sonra plan bütçe bunu gündeme yapıp kanunlaştırıp genel kurula gelirse, milletvekillerimiz buna onay verirlerse buradan geçmiş olacaktır. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ne kadar bir kaynak düşünülüyor efendim? Değerli arkadaşlar, teknik detaylarla alakalı açıklamaları
farklı farklı kanalda, farklı alanlarda farklı gelir hesaplamaları yapılmaktadır. Dolayısıyla paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Aslında teklif bir amaçla, bir anlamda bunu amaçlamaktadır. Dolayısıyla her bir dilimle alakalı farklı hesaplamalar bulunmaktadır. Bunlar zaten teknik aşamada da paylaşılacaktır. Peki, başka soru yoksa... İnternet ortamındaki uygulamalarla ilgili YouTuber'lar da dahil olacak. Onların kazancı. Şimdi değerli arkadaşlar, bu kurumsal olarak bu şirketlere getirilen bir dijital hizmet vergisi. Diğer konularla alakalı biliyorsunuz elde ettiğiniz gelirler gelir vergisi kanuna tabi. Onlar zaten bir gelir elde ediyorlarsa gelir vergisi hükümlerine tabidir. Onlarla alakalı bir boyut yok. Bu tamamen bu anlamdaki kurumsal şirketlerin sundukları hizmetler karşılığında elde ettikleri. Az önce saydığım reklamdır, video, müzik satışıdır veya van ve hizmet satışın tanıtımından elde ettikleri gelirlere yönelik bir vergi düzenlemesidir. Efendim, görüşme takvimle ilgili bir planlamanız var mı? Yeni yıldan önce bütçede var çünkü. Şöyle, biz meclis başkanına vereceğiz. Havale edildikten sonra plan birçok komisyonu kendi gündemine göre uygun bir zamanda bunu gündeme alacaktır. Yani meclis başkanlığından havale edildikten sonraki kısmı plan birçok komisyonunun takdirindedir. Onlar uygun bir zamanda alırlar diye düşünüyorum. Son soruyu alalım. İkinci yargı paketi acaba önümüzdeki hafta gelecek mi? Bütçe öncesinde yetiştirilmiş. Değerli arkadaşlar, çalışmalarımız sürüyor. Bittiği vakit nasıl bunu bitirip açıkladıysak onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Şu an bitmeyen çalışmalarla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. Bu paketle alakalı da çok farklı spekülasyonlar kamuoyunda dolaştı. Farklı farklı bilgiler dolaştı. Dolayısıyla onları da çok doğru bulmuyoruz. Vatandaş yanıltılabiliyor. Doğru bilgi netleştiği zaman zaten bizler tarafından, bilgiler tarafından da kamuoyuyla paylaşılıyor. Dolayısıyla netleştiği vakit o da paylaşılacak sizlerle. Peki, ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Rica ederiz. Ne demek?